Ne haber Zeynep? İyilik Selim. Senden ne haber? İyidir. İşte koşturmaca. Nedir? Bizim DNA sonuçlarından bir şey çıktı mı? Koli bandının üzerindeki DNA bir erkeğe aitmiş. Hamza'dan alınan örneklerle karşılaştırdım. Sonuç bekliyorum. Tamam, süper. Ya çarşamba akşamı bir işin var mı? Yok. Niye? Ya şimdi ben başkomisere sürpriz bir yemek yapacağım evde. Sen de gel istersen. Başkomisere mi? Ha. Yani öyle denk geldi. Aslında ben seni çağıracaktım. Da şimdi geçen gün başkomiser sen beceremezsin, anlamazsın bu işlerden dedi. Yani görsün o şimdi yemek nasıl yapılıyormuş. Ne yapacaksın peki? Köfte. Köfte mi? Hı. Hadi ya. Ne oldu? Köfte sevmez misin? Ben vejetaryen mi Selim? Vejetaryen mi? Ya önemli değil, salata falan yerim. Yok, yok canım. Ben sana göre bir şeyler ayarlarım. Koli bandının üzerinde bulunan DNA bir erkeğe aitmiş başkomiserim. Mobese mi bunlar? Evet. Arkadaşlar olaydan hemen önce maktulün İstiklal Caddesi'nde yürürken görüntülerini yakalamış. Resepsiyonistin tarif ettiği adama benziyor. Nasıl yani ya? Hamza yırttı mı şimdi? Belli olmaz. Belki Hamza Sevtap'ın bu adamla birlikte olacağını öğrendi. Sinirlenince de kalkıp kadını bulduğumuz otele geldi. Belki de resepsiyonist de yalan söylüyor. Hamza'dan korkmuş olabilir. Odaya yangın merdiveninden de girmiş olabilir. Ne de olsa oralar onun mekanı. Adamın gözünü korkutup yangın merdiveninin inmesini söylemiş olabilir. Sonra da Sevtap'ı öldürdü. Bunu DNA sonuçları geldikten sonra öğreneceğiz. İster şahit ister katil, her iki durumda da bu adamı bulmak zorundayız. Ben arkadaşlara söyleyeyim, görüntüleri çoğaltıp ekiplere dağıtsınlar. İyi olur. Gel Zeynep. Merhaba. Koli bandındaki DNA'nın sahibini bulduk. Buldunuz mu? Evet başkomiserim. Bir oğul küçük adında bir reklamcı. Anlamadım. Nasıl oluyor ya? Bizim DNA bankası vardı, haberimiz mi yok? Aslında tamamen şans eseri bulduk Selim. Adamın karısı bu sabah kayıp başvurusunda bulunmuş. Gece kimliği belirsiz bir adamın cesedi bulununca kadının evinden karşılaştırmak amacıyla DNA almışlar. DNA bulunan adamın cesediyle tutmadı. Ama koli bandındaki DNA'nın sahibi bu adam çıktı. Vay Allah'ım, sana bizi deliler gibi koşturmadığın için teşekkür ediyorum ya. Diğer vakaya kim bakıyor? Aydın başkomiserim bakıyor. Selim, zanlının İstiklal Caddesi'ndeki görüntüsünün bir kopyasını çıkart. Ben de Aydın başkomiserden kadının adresini alayım. Süper. Bu şimdiye kadar çözdüğümüz en kolay dava olacak. Merve Küçük, 30 yaşında. Zanlı Birol Küçük'ün eşi. Cinayet masasından deyince bulunan cesedin kocama ait olduğunu zannettim. Daha iyisiniz değil mi? Evet. Kocanızı en son ne zaman gördünüz? En son cumartesi günü gördüm. Kampa gitmek üzere evden ayrıldığında. Sık sık gider mi böyle kampa? Yani 2-3 haftada bir gider. Doğayla baş başa kaldığı zaman yaratıcı olduğuna inanırdı Birol. Neden birlikte gitmediniz? Kamp falan bana göre şeyler değil bunlar. Sanırım ben biraz rahatıma düşkün biriyim. Sizce kocamın başına bir şey mi geldi? Neden dövmedi eve? Biz de onun için çağırdık sizi buraya. Birkaç sorumuz olacaktı. Bu fotoğraftaki kocanız mı? Evet. Birol bu. Yalnız yanındaki kadın kim? Sevtap adında bir hayat kadını. Dün gece cesedini bulduk. Öldürülmüş. Ne? Nasıl olur? Lütfen sakin olun. Yok, olamaz. Kesin bu işte bir yanlışlık var. Birol böyle biri değildir. Kocanız size daha önce hiç şiddet uyguladı mı? Hayır. Melek gibi biridir o. Bırakın şiddet uygulamayı. Bana bağırmadı bile. Lütfen bakın. Efendim. Efendim anne. Henüz bir haber alamadım. Hayır. Tamam.
Alınca ben sana haber vereceğim. Kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Şey, Birol'un annesi. Tabii heyecan yaptı biraz. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdim size de. Normal tabii. Peki, teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Eğer kocanızdan haber alırsanız. Arayacağım sizi. Telefon gelince nasıl da telaşlandı, değil mi? Kadına gelen telefonu hemen tespit edelim. Sizce bir rol olabilir mi? Ne dersiniz? Büyük ihtimalle. Adamın annesi ölmüş. Ölmüş mü? Evet. Aydın'la konuştuğumda söylemişti. Kayıp başvurusundan sonra adamın gidebileceği yerleri araştırmışlar. Ailesi yıllar önce ölmüş. O zaman kesin bir rol. Kadını, evi ve telefonu izlemeye alalım. Tamam, başlayalım. Efendim, dinliyorum. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Kadın Mert Er'deki kara petrolden aranmış. Üstelik iki kere. Emniyetten çıktıktan sonra tekrar aramış olmalı. Hatırladım tabii komiserim. Daha yarım saat bile olmadı. Cep telefonumu kaybettim dedi. Karımı arayabilir miyim dedi. Rica etti. Ben de izin verdim telefonu kullanmasına. Saçmalama Merve, ne annesi? Ne haberi Merve, ne diyorsun? Merve! Merve! Hat düştü galiba. Bir kez daha arayabilir miyim? Ne oluyor Merve? Ne? Ne polisi? Yok bak. Sevtap mı? Yok benim alakam falan. Anlatacağım her şeyi. Sen sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Tamam, tamam, sakin ol. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Sonra ne oldu? Sonra gitti. Nereye gittiğini gördün mü? Dikkat etmedim komiserim. Kameralar çalışıyor mu? 24 saat kayıttalar komiserim. Dışarıda da var mı bunlardan? Var komiserim. Kayıtları incelememiz gerekiyor. Tabii komiserim. Dışarıdaki kameralara bakabilir miyiz? Görüntüyü yaklaştırabilir misin? Maalesef. Plaka belli olmuyor başkomiserim. Ama benzin almışlar. Satış fişlerinden aracın plakasını bulabiliriz, değil mi? Biraz geri sarabilir misin? Dur şimdi. 10.48. 4 numaralı pompa. Tamam, satış fişlerinden plakayı bulalım. Tabii ki. 10.48, 10.48. Tamam. İşte burada. 4 numaralı pompa. 34YJ0289. Hemen ekiplere anons geçelim. Başla.